Selam millet, dedeli oyunlarla tekrar birlikteyiz. Ark Survival Evolve oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak tefek, ufak ufak kendi çapımızda devam ediyoruz oynamaya. Şimdi şuradan bir tane boya alayım. Bir tane de... boyam mı bitmiş? Yoksa boyamı yine bir yerlere mi bıraktım? Şuradan da bir tane kırmızı boya alayım, neyse. Kırmızı boya alayım. Önce neler yaptığımı göstereceğim size. Tabii ki panterimizin, jaguarımızın, leoparımızın, aslanımızın ikincisinin saddle'ını da yerleştirdim. Ufak ufak evimden bir elektrik kablosunu şöylecene uzattım duvarın yanına doğru. Böylece evimizin, kalemizin, base'imizin duvarlarına da elektrik verip orayı da aydınlatarak geceleri daha rahat bir görüş açısı sağlayabileceğiz. Şöyle biraz daha ışıkları kapatalım. Ondan sonracığıma size Mini'yi tartacağımızı söylemiştim. Bir kardeşimiz de zaten ona bir bakmamızı söylemişti bu olaya. Evet, inanır mısınız? Minik sadece 1 ton. Sadece 1000 kilo. Ayaklarının ucu basabiliyor sadece. Bir ayağının yarısı falan basıyor platforma. Ve gördüğünüz gibi platform onu bug'lı bir şekilde kaldırıyor. Önce platform gidiyor, arkasından yavaş yavaş minik biraz havalanıyor. Ama bir şekilde az da olsa havalanıyor yani yerinden. Bir oyunla alakalı birkaç tane patchlerle birlikte gelen değişiklik var. Onlardan bahsetmek istiyorum size. Mesela bunlardan bir tanesi bizim ömrümüzü yiyen ruh hastası kardeşimiz. Adına da hasta da diyeyim. Pterodon'umuzla alakalı. Şöyle Pterodon'u şöyle getirirsem space'e bastığımızda artık kuşun üzerinden atlamıyoruz gördüğünüz gibi. Kuş yere konuyor ve yürümeye başlıyor. Bu inanılmaz güzel bir ayrıntı olmuş. Kuşun üzerinden E'ye basarak hala atlayabiliyoruz ama E'ye basmazsanız, space'e basarsanız kuş yere iniyor. Aynı şey zaten kartal için de geçerli. Space'e bastığınız anda yere iniyor. Ve böyle efendi gibi yerde yürümeye başlıyor. Patch'le gelen bugün fark ettiğim başka bir yenilik de şu. Dimomorphon. Söyleyemiyorum bir türlü şu kuşların adını. Dimomorphon. Neymiş adı? Arkadaş beni sinirlendirme. Drive Manager değil. Survival profilden bakarım ben sana. Senin adın burada yazıyordu. Dimorphodon. Dimorphodon. Dimorphodonlara bir yenilik geldi. O da şöyle. Artık E'ye bastığınız zaman gördüğünüz gibi bu aptal sevimli kuş sizin omzunuza konuyor. Ve şöyle yapayım. Tekrar E'ye bastığımız zaman bunu atabildiğimize emin edebilirdim. Evet, attık. Normalde bir düşman varken bunu atabiliyoruz. Şöyle bir şey deneyeceğim. Çok ilginç bir deneme. Ben de sizin yanınızda ilk defa deniyor olacağım. Bunu ilk defa yapacağım. Bakalım oluyor mu? Bu arada gamayı tamamen kapatmışız. Evet. Gördüğünüz gibi evimin üstünü de tamamladım. Şu tarafını duvar, taştan duvar. İki tarafını denize bakan ve karşıya bakan taraflarını camdan duvar yaptım. Şu sudaki base'imizin üstüne, önüne bir tane stone behemoth gate yaptık. Nemo'yu gerçekten Nemo ile uygun olsun diye kayıp balık Nemo ile turuncuya boyadım. Yavaş yavaş bir şeyleri tamamlıyoruz. Evet, gerçekten komik bir üçlü olduk şu anda. Kuşa bindim. Kuş da benim omzuma bindi. Böyle peş peşe zincirleme duruyoruz. Şuradan bir tane sakin bir hayvan bulmam lazım. Ama sakin. Bana atar yapmayacak, bana zarar vermeyecek. Mesela trike'lar benimle dövüşür. Trike olmaz. Karınca yiyen yok mu etrafta ya? Karınca yiyen olsa mükemmel olacak. Aa, karınca yiyen bulduk bir tane. Hemen şurada bir inelim. Kuşumun düzün üstünden inelim. Şimdi patch bize diyordu ki baktığınız hayvana sizin için saldırır. E'ye bastım. Güzelim. İnsene şuna doğru. Hiç de öyle fırlıyor gibi durmuyorsun oraya doğru.
Bağlandın mı? Yo. Omzumdan gayet güzel atabiliyorum seni. Ondan sonra da hop omzumdan aşağı doğru yaptı hatta. Ne güzel. Sen mi bağlandın peki? Sizi sevmiyorum ya. Piyomniyalar. Vallahi sevmiyorum sizi piyomniyalar. Üzgünüm. Şöyle bir nişan alsam şu hayvana doğru. E'ye basıp atsam. Attım. Vay be, daldı ona. İnterseptörün öldürdü dedi Trike'ı. Tabii bunu atmadan önce interseptörümüze beni takip et komutunu vermek gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi deneyimiz başarılı gerçekleşti. Gerçekleşti. Başarıyla gerçekleşti. Hayvanı, dinozorumuzu tutup kaldırıp atabiliyoruz hedefimize doğru. Ve onu avlamasını sağlayabiliyoruz. Evet, ejderha moduyla alakalı bir gelişme var. Şimdi sizlerle onu paylaşacağım kardeşlerim. Ejderha modunun pop durduğu ejderhayı ben haritada çok aradım ama bulamadım. Zaten modda diyor ki yani çok sınırlı sayıda ejderha oluşturur diyor haritanın içinde. O ejderhayı ben bulamadım. Yavrum buradayım, tamam. Tamam, öyle garip hareketler yapmana gerek yok. Sen de dur, sakin ol. Haritada ejderha modunun oluşturduğu ejderhayı ben bulamadım. Gerçekten çok dolaştım haritayı. Sonra kod yazarak ejderhayı çağırmaya çalıştım. Ejderhanın torporu biraz fazla. Baygınlık skoru biraz fazla. Ejderhayı bayıltmaya çalışırken varımı yoğuma attım. Ama ejderha bayılmadı. Ben de onu Force Tame'le almak zorunda kaldım. Üzülerek söylüyorum ki ejderhaya Force Tame'i bastım. Ejderhayı aldım. Force Tame'i biliyorsunuz zaten. Önceki videolarda da söylemiştim. Şuna bakın ya. Böyle bir şey var mı? Ey maşallah. Force Tame'i basıp ejderhayı aldım. Force Tame'i zaten biliyorsunuz. Daha önceki videolarda söylemiştim. Admin konsolunu açıp Force Tame yazarak Force Tame'i uygulayabiliyorsunuz. Şöyle bir binelim bakalım ejderhamıza. Ejderha sanki biraz büyük. Şu sırtındaki bakteri gibi duran küçücük şey biziz. Ejderhamızın adı tabii ki söz verdiğim gibi Diragon. Hey maşallah, o ne yaptı öyle ya? Bu Diragon'un özelliği galiba. Bir pislemeye iki pislik attı. Aman da ne güzel bir özellik. Bir pislemeyle iki pislik atmak. Oo. Kızdı. O ateşe atıyor ama ben göremiyorum attığı zaman. Ateşi sağ klikle atıyor. Ama her zaman atmıyor. Anlamadım. Ha, yorulmuş. Bir saniye. Galiba ateş attığı zaman yorgunluğunun tamamı doluyor. Yani tamamen yoruluyor. You are starving. Ben bir şeyler yemeliymişim. Peki yerim. Ejderhamız da şimdi deneylerimizi yapacak. Ben önce gidip bir şeyler yiyeyim. Bunun için Space'e basıyoruz. Ejderhamız da aynı şu anki patch'te gelmiş, yani en son patch'lerle 1-2 patch önce belki düzelmiş olan kartal veya şey gibi Pteradon gibi Space'e bastığımız zaman yere iniyor. Space'e bastığımız zaman tekrar kalkıyor. Şöyle bir inelim. Hey maşallah, büyüklüğe bak ya. Efendinin yanında Brontosaurus'tan arıstan büyük. Bizim minikten bildiğiniz büyük. Dur bakayım, sen bir gel ya. Şimdi aklıma geldi de. Ben seni bir kantara çıkartayım. Bundan sonra böyle. Bütün herkesi hemen kantara çıkartıyoruz. Ağırlığına bir bakıyoruz. Diyetimize dikkat edeceğiz. Basabildin mi kantara? Galiba bastın. Bilemiyorum. Şimdi anlayacağız. Bastım mı?
Kantarda ağırlık var mı? Sıfır. Kantarda ağırlık var mı? Sıfır. Yok. O zaman biz miniyi oradan bir götürmeye çalışalım şöyle. Minikciğim dön. Dön 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 dön. Ben açlıktan ölür müyüm? Vallahi aslında çok da sağlam da değilim yani. Ölmem belki ama. Şöyle bir şehrime doğru gireyim. Koşturayım. Buzdolabında bir şey var mı acaba? Olmaz mı? Evet. Prime Beef jerky'lerimizi yedikten sonra. Oo, bir tane de T-Rex yumurtamız var burada. 6 dakika içinde bozulacak diyor hatta. Ben o yumurtayı alayım. Bu arada gelecek patchlerle alakalı bir şeyler okudum kardeşim. Yani çok ileride yazıyordu. Ama ileride Baby Dino moduna ihtiyacımız kalmayacak anladığım kadarıyla. Çünkü dinozorlar çiftleştiği zaman o yumurtalar büyüyebilecek, yetişebilecek diyordu. Anladığım kadarıyla ileride kendi dişi ve erkek çift dinozorlarımızı kendimiz çiftleştireceğiz. Üzerine basıyor diye umut ediyorum şimdi. Ya da modlu bir hayvan olduğu için normal şeyle uyum içinde olmayabilir. Bilemiyorum. Yo, bir ton diyor. Valla ejderhayı yukarı kaldırdık. Hey maşallah. O zaman ejderha binerken neye bassam? Yok. Ejderha bunu beğenmedi. Ha, böyle yapınca oldu. Evet, bir uçalım şöyle şimdi inceden. Bu nedir abi? Bu nedir? Adadaki geri kalan şeyler o kadar küçük gibi geldi ki şu anda bana. Şöyle bakayım. Alev üfleyemiyorum şu anda. Saldırıyorum ama alev üfleyemiyorum. Havadayken mi alev üfleyemiyorum? Yoksa bir hedefim olmadığı zaman mı alev üfleyemiyorum? Acaba bu alevin esprisi nedir? Oo, bir kere alev üflediği zaman bütün stamina sonuna kadar bitiyor. Şöyle gerildiğim. Evet. Alev üflemenin esprisini çözdük. Sadece staminaya bağlı. Bütün staminası tamamen doluyken yapıyor bunu. Ve bu yaptığı zaman da bütün staminası bitiyor. Şöyle şu hayvana bir verelim bakalım alevi. Verebildik mi? Verebildik. Kendileri cayır cayır yanıyor şu anda. O zavallı kaplumbağa. Ama alev ona hiç hasar vermemiş gibi bir şey. Ben ona metal ok atsam daha çok hasar veririm ya. Abi bu kaplumbağalar ne dayanıklı canlılar ya. Şuna bak ya. Bir alev yedi ejderhadan benden kaç tane metal ok yedi ya. Helal olsun kardeşim sana. Ben ne diyeyim? Sana helal olsun. Kazanmış sayalım biz onu. O kadar direndi, o kadar dayandı ki aslında onu yenmiş sayalım. Şimdi bir ejderhamız var, evet. Bir ejderhaya sahibiz. Ama bir ejderha ile ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Galiba bu ejderhayı öylesine base'in içinde bir yerde bırakacağız. Ki base'imiz bile çok küçük bu ejderha için. Çünkü gerçekten bir alfadan bile daha dengesiz oldu bu. Bir alfa bile bu ejderha kadar dayak atmazdı sağa sola herhalde. Ağzından alev üflüyor, bir şeyler yapıyor. Gerçi alevi birazcık efektmiş gördüğümüz kadarıyla. Oo, yoruldum. Güzelim, sen ne yapıyorsun, bana boynuz mu atıyorsun ya? Ne durumda hit point'im? Hit point'im de 2000'miş ya. Aslında o kadar da abartılacak bir şey değilmiş. Benim ejderham kaçıncı seviye? 46. seviye mi? 46. seviyede 2000 canı mı var ejderhanın? Hayırlara vesile olsun. Şöyle bir ısırıklayalım bakalım sağa sola. Ne yaptık? Bir şeyleri öldürdük ve yedik.
gitsem iyi olacak. Çünkü benim en sevmediğim şey oldu. Torporum doldu. Evet, ejderhamızın istatistikleri tahmin ettiğimizin aksine ilginç bir şekilde düşük. Mesela 2000 canı var sadece. Isırığı da bir alfanın ısırığı kadar şey yapmıyor, can götürmüyor. Demek ki biraz şekilden ibaret ya da level atlaması gerekiyor. Level atlamak için ne istiyor? Çok az bir tecrübe puanı istiyor. Bu görünürde 46 diyor ama 30 tecrübe puanı level atlamaya göre bu sanki birinci level ya. Şöyle bir şey var ki tabi taşımacılık için inanılmaz bir teknoloji katılım. Çünkü böyle bir hızlı uçuş daha ömrünüzde göremezsiniz. Biz ejderhayı böyle base'imizin sonuna doğru indirelim. Ve burada dursun. Ejderhamızı bırakalım. Ejderhamızı bıraktıktan sonra şöyle bir Hızır'ı göstereyim size. Gördüğünüz gibi etrafındaki duvarları, bilmem neleri, her şeyi söktüm. Böylece gayet kullanılabilir bir hale geldi. Artık kullanırken kardeşlerim sağa solu görebiliyoruz. Şöyle Tokyo Drift yapmak istediğimiz zamanlarda gördüğünüz gibi Drift'in kralını yapıyor zaten Hızır. Şöyle Tokyo Drift'imizi gayet güzel yaptık. Tam başladığımız noktaya döndük neredeyse. Şu kiralın yanına gitmeden önce ben bir şuradan setimi alayım. Galiba buradaydı hala. Emin de değilim ama evet, scuba setim burada. Bu tank nereden çıktı ya? Neyse, yedek tank olsun bu da. Scuba gözlüğümü, tankımı, leggingimi, paletimi alayım. Kendi zırhlarımı şöyle bir... Kendi zırhlarımı da bırakmayayım. Kendi zırhlarım üstümde kalsın. Ama ben bu seti bir giyeyim. Evet, şimdi ufak birkaç tane deneme yapacağız. Kiral'la. Kiral'la yapacağımız bu denemelerden şöyle bir hasar diye verelim. Kiral'la yapacağımız bu denemelerden bir tanesi de suyun altındaki makinalı tüfek atışı. Ototöret atışı suyun altında. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Suyun altındaki ototöret atışı. Ama benim bu Kiral'a biraz şey yapmam lazım ya. Benim bu Kiral'a biraz stamina vermem lazım. Kiral'ın staminası hiç yok. Biraz kullandığımız zaman Kiral'ı hemen şey yapmaya başlıyor. Yorulmaya başlıyor. Şu gemimizden inelim. Mitralyözlerimizi bir ateşleyelim ya. Bakalım. Vallahi çalıştılar. Korkunç ama çalıştılar. Bu da galiba suyun altında ateş edecekler anlamına geliyor. En azından ateş etmeyi denerler belki. Bakalım kendimize bir hedef bulabilecek miyiz? Ateş edebileceğimiz. Vallahi bir şey gördü. Ne gördün ki ateş ettin öyle? Hayır olsun. Ya düşünsenize, artık bu teknolojik atılım sayesinde ben kesinlikle derin deniz korkum falan kalmadı. Ama derin deniz korkum gerçi bu yaratıktan kaynaklanıyor. Şunun tipe bakın. Bana baktığı zaman korkuyorum. Ama mitralyöz atışı koruması altında buraya gelip ıslığınızı çalarak sanki arka bahçenizdeymişsiniz gibi bütün toplamak istediğiniz malzemeleri toplayıp efendi gibi gidebiliriz. Düşünsenize, şurada bir tane ölüm makinesi sizi korumak için bekliyor. Gayet rahat, korkusuz bir şekilde gelmişsiniz buraya. Oo, okyanusun sonunu bulduk yine. Ürktüğüm şeyler bunlar benim, ürktüğüm efektler.
Suda bir şey bulamadık ya. Biz ne yaptık? Sudaki yaşamı bitirdik mi geçen sefer suya geldiğimizde? Biraz şöyle kıyıdan kıyıdan gidelim ya. Kıyılardan biraz ileride mi dayanamıyor. Köpek balıkları falan oluyor orada. Hemen bize saldırıyorlar. Ateş ettikleri şey ne onu merak ediyorum. Trilyota mı ateş ediyorlar acaba? Vallahi trilyotları ateş ediyorlar ya. Ve öldürdüler mi? Öldürmüşler. Suyun altında ototoritler ateş ediyor. Allah'ım bu nasıl bir şeydir böyle? Ya bu kabus gibi oldu o zaman yani. Bu artık üzerine bu platform koyulmuş, turret koyulmuş olan Plesor bu oyunun en korkunç yaratığı oldu. Gördüğünüz gibi normal balık malık acımıyorlar yani. Keşke şuralarda bir şeyler görsem. Savaşabileceğim, bana kafa tutabilecek. Yalnız üzerinde mitfalyos takılı bile sorun var yani. Denizdeki şu an için en kabus canlı. Üzerinde mitralyöz upgrade'i yapılmış vaziyette üstündeyim. Nasıl havalara girdim? Suda benimle kapışacak bir şey bulsam falan diye böyle. Başka zaman hiç işim olmaz. Abi yok biz çıktık ya. Ya tamam biz suyun altında ateş ettiğini anlamış olduk zaten. Yani yapmak istediğimiz test oydu ama suda bir şey görelim dedik diye arkadaş suda bir tane canlı mı görmeyiz ya? O nedir köpek balığı mı? Yunus mu? Köpek balığı galiba. Evet köpek balığı. Aynen öyle. Mitralyözler taramaya başladı. Bir de biz ısıralım tamam. Tamam olsun. Evet mitralyözler turret'lar kesinlikle ateş ediyorlar. Gelip bir de buradan turret'ı desek ki range'i high'a çevirsek range de mi medium'daymış. Low'daymış hatta. Starving mi? Ben nasıl Starving olabilirim ya? Suyun üstüne yemek mi yiyemiyoruz? Yo. Peki. Peki. Suyun üstüne çıktık. Gayet güzel. Evet, suyun içinde yemek yiyemiyormuşuz. Ha ben çok can kaybetmiştim. O yüzden bu şeydi. Starving oldu. Canını doldurdu çünkü yemek yiyerek. Range'ini high yapalım da tower'larımızın. Ondan sonra gereksiz mermi sarfiyatını engellemek için tarıtlarımızı kapayalım. Deaktif diyelim. Cii, gitti. Plesor'la aslında öyle aman aman da şey yapmaya gerek yok. Shift'e basmaya gerek yok. Shift'e bastığınız zaman haddinden hızlı gidiyor gördüğünüz gibi. Ama shift'e basmadığınız zaman da zaten normalde de gayet hızlı bir dinozor. Bu oyunda ama dinozorlara belli bir hız vermişler. Sizin o verdikleri belli bir hızdan sonrasına çıkmanıza çok fazla izin vermemişler. Çünkü dinozorlar level atladığımız zaman, yürüme hızlarını arttırdığımız zaman yürüme hızı 2 alıyorlar ya. Yani bu kadar insafsızlık olur mu? 2 diye yürüme hızı mı olur? %2, %2,5 yürüme hızı artıyor dinozorun. Level atlayınca eğer yürümesine verirseniz. Evet, mesafeler hiçbir şeymiş gibi neredeyse geçiliyor. Benim adam niye böyle soluyor hala?
Ha, üzerimde çünkü oksijen tüpü var. Peki. Makul bir sebepti. Galiba base'ime dönmeye başladım. Evet. Çok güzel ya. Denizaltı, deniz üstü her şeyimiz oldu hayvan bizim. Aynı anda. Evet, şimdi yanımıza derken zaten yanımızda var bildiğim kadarıyla. Yanımızda var ama üstümüzde yok. Şu scuba gear'ımızı Hızır'a geri bırakalım da biz. Ha, kırmızı boya da bundaymış ya. Ben kırmızı boyayı niye arıyordum? Kırmızı boyayı şundan dolayı arıyordum. Bu videolarda yorum olarak söylediğiniz şeyleri kardeşlerim, çektiğim ARK videoları sırasında elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bir kardeşimiz de demişti ki albino'nun gözünü kırmızı boyasana. Hemen albino'nun gözünü kırmızı boyamaya çalışalım bakalım. Albino'nun gözünü eğer bulabilirsem kırmızı. Oo. Galiba göz kadar küçük bir ayrıntıyı bize istediğimiz gibi boyatmayacak ya. Gerçekten çok kötü oldu. Gerçekten çok kötü oldu. Ama kırmızı oldum oldu. Dur çocuğum dur. Yavrum evladım. Ya ne kadar kötü bir kontrolü var bunun ya. Kafa atarım sana bilgisayar. Oo, minicik bir yeri boyamaya çalıştığınız zaman çok kocaman bir bölgeyi boyuyor. Yani ince ayar yapmanıza izin vermiyor. Uzun lafın kısası, bunda bir şeyi boyamak imkansıza yakın. Ama gözleri bayağı bir kırmızı oldu gibi. Diğer T-Rex'i de kırmızı boyamayı düşünüyorum ama şöyle bir deneme boyaması yapacağım. Bakalım güzel duruyor mu diye. Fena da olmuyor. Kötü de olmuyor yani. Kardeşim. Allah Allah, çok ilginç bir şey oldu bu arada. Ben köpek balığını Nemo'yu boyarken bundan çok daha hızlı bitiriyordu boyayı. Ya bunun neredeyse 3 katı hızlı bitiriyordu diyebilirim. Ama bölge olarak bundan daha çok boyuyordu. Gerçekten çok suni oldu ama olsun. Kırmızı beyaz yaparak dinozorlarımızı böyle uyum içinde yaşatacağız. Şimdi bir tane videoda yine başka bir kardeşimizin istediği bir şey vardı. Şöyle bir base'i kuş bakışı görelim abi demişti. O kuş bakışı görme işini çok orijinal bir şekilde yapacağım şöyle. Senin taşıma kapasiten artsın.
Beni izle diyeyim önce hastaya. Sonra da şöyle bir göğe doğru yükselelim onunla. Kendimizi göğe doğru bir vuralım. Yukarı doğru şöyle bir çıkalım. Çıkamayacağımız nokta var artık. Oraya kadar gelelim hatta. Gerek kaldı mı oraya kadar gelmemize? Kalmadı. Zaten buradan hiçbir şey göremiyorum şu anda. Sonra aşağı atlayalım. Evet, paraşütümüz açıldı. Paraşütümüz açıldı ama sanki paraşütümüz açıldığı halde çok hızlı düştüm aşağı. Neden böyle oldu? Oo, hasta da peşimizden son sürat gelmiş. İşte duygulanıyorum böyle olunca Maya. Ben buna hasta deme sebebim, bu kuşlara sinir oluyorum deme sebebim bu kontrol zorluklarıydı. Ama gel gör ki kuşları düzelttiler. Bunun adına da artık hasta dememek lazım aslında. Gayet düzgün bir kuşa dönüşmüş kendisi. Hop, şöyle bir düştük. Evet kardeşlerim. Gördüğünüz gibi 3. level bir dişi ve 11. level bir erkek atarlı Pulmonoskorpion bana saldırmak için niyeti bozmuş. Burada kayanın dibinde öyle bana doğru bakıyorlar. Ama enayilerin bilmediği bir şey var ki benim elimde bayıltıcı ok var. Ay bir de cıyır cıyır ses çıkartıyor bak. Gelmişsiniz oraya beni yemeye. Beni yeme niyetiyle oraya gelmişsiniz. Bir de atar artistlik yapıyorsunuz orada. Cıyık cıyık ses. Al işte. Mis gibi bak. Kartalımın üzerinde spoiled meat var. Spoiled meat ihtiyacımızı da böylece karşıladık. Oo, bir saniye. Hey. Bu Pulmonoskorpionlarımın yanına gelme öyle benim. Beni rahatsız etme. Beni ayar etme. Ne yaptım? Ben stone araba olarak aldım bunları. Şuradan bir uzaklaşın lan. Artistler. Pulmonoskorpionumuzun üstüne 46 tane çürümüş eti koyalım. Oo, çürümüş eti yiyince zaten taming'i bir ilerledi ki akıllara zarar. Gerçi o daha düşük seviyeymiş, o yüzden öyle olmuş. Evet, zaten biz 3 hız 3 kat hızlı 3x tame ediyoruz ama Pulmonoskorpion'un da iyice et, şey çürümüş et. Bildiğim kadarıyla kibble'ı da yok zaten onun. Emin olmamakla beraber sen oğlum bak. Seni ben uyardım. Aklını alırım. Aklını alır giderim. Efendi ol. Bir saniye ya, benim Trike'ımın cinsiyeti ne? Tek başına duruyor benim zavallı Trike'ım. Benim Trike'ım neymiş? Female, dişi. Oradan bir tane erkek Trike kapalım o zaman ya. Sen necisin? Vallahi erkek. Ama yani sana da bayıltıcı atayım ya. Bu şey şimdi atılmaz. Aynen öyle düştün. Sen sakın bana atarlanma oradan. Ona saldırdım falan diye. Gerçi sen de lacivertmişsin. Senin de rengini bayağı sevdim ama. Bu ne? Olsun, bu da sıradan olsun. Böyle olsun. Lacivert olmasın. Pulmonoskorpionlardan biri ayağa kalkmış. O derece. Teymini göremedik bile hayvanın. E bari ikincinin başında duralım da teymini görelim. Bu Pulmonoskorpion... Evet, teymini aldık bu sefer en sonunda. Şimdi sana cancel demek durumundayım. Çünkü ben sizin ikinize de şöyle beni izleyin diyeceğim. Ondan sonra şöyle geleceğim sizinle birlikte. Hanginiz dişiydiniz sizin? Hanımefendi olan kimdi? Sen miydin? Female. Sana Nalan
diyeceğim. Senin adın da Burç. Nalan ve Burç. Beni izleyin. Sen ne durumdasın? Sen kolay kolay ayılmazsın zaten ya. Senin ben ayılacağını zannetmiyorum. Dördüncü seviyesin zaten. Ne kadar yemek isteyebilirsin ki sen? Azıcık yemeğe tav olursun. Sen çok riskli geliyorsun bana. Sen bana bir güzellik yapmayacaksın değil mi? Trike. Orada öyle sinsi sinsi durup yok abi ben vallahi bir şey yapmıyorum diye ağacın bug'ından kurtulduğundan da bana dalmayacaksın değil mi? Hayvan şizofren olduğumu düşünüyor. Önce arkadaşını bayılttım. Ona silah doğrulttum. Şimdi de o suçluymuş gibi davranıyorum. Yakın zamanda bir tane daha dinozor eklenecek diyorlar kardeşlerim oyuna. O dinozor da ot olacakmış bir çeşit. İnternetten biraz inceledim. Gerçi o dinozor aslında bir gergedan türüymüş. Bakalım. İnce ince teyingi doluyor. Tamam. Dolsun. Biz de o sırada şöyle bir gidelim. Takılmayın da ona. Koçlarım benim. Geldiniz mi? Tabii ki geldiniz. T-Rex'ler de bana doğru bakıyor. Evet, üstümüze yeni iki tane kardeş getirdim. Kardeşlerimize şimdi U diyerek durduracağım. Burç ve Nalan. Bu sefer iyi bakacağım. Bu sefer iyi bakacağım. Pterodon, Pterodon, Carno, Sabletooth, Doadrocus, Rex, 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 Raptor, Stego, 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 Trike, 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 Bronto, Argentavis, Plesiosaur, Raptor, Raptor, Plesiosaur. Eminim ya. Allah Allah. Yok bunlara Saddle. Saddle, Pulmino Scorpio. Pulmino Scorpio Saddle'ı için bir sürü fiberim var. 30 wood, bir sürü hide lazım. Bir sürü wood var. Hide da var. Dur bakayım hide'lar genel olarak şurada öbür sandıkta oluyordu. Ne yağmur yağdı be kardeşim. Depresif oldum resmen. Gerçekten benim olduğum yerde yağıyormuş gibi hissetmeye başladım. Yani bunun için şimdi bana dışarı çıkıp katliam yaptırma. Bunu yaparım biliyorsun. Dışarı çıkarım katliamı yaparım. Buralarda bir yerlerde hide olmalı derken yok. Ne yapalım? Hide yoksa yapabileceğimiz bir tek şey var. Üzgünüm ama o kabus üssünün kapılarını açtık işte. Şimdi şurada bulduğumuz zavallı hayvanlara halleneceğiz. Mesela bir Stegadon. Stegosaurus ya da işte. Hiçbir zaman söyleyemedim zaten adını. Bugün söylersem şimdi böyle bir 40 yıllık alışkanlığı bozmuş oluruz. Olmaz. Gördüğünüz gibi ayaklı öğütme makinesi her şeyi yok etti. Anında bize 57 tane hayt çıkardı zaten. Şurada ooo en sevdiğim dinozor var. En sevdiğim, hasta olduğum dinozor. Bir de kendisi de... Şaka bir yana sevmem lazım ama gerçekten bu dinozoru. Materyal bakımından o kadar çok materyal veriyor ki. Evet koç. Nelerin var? Söyle bakalım. Oo, 103 tane. Severim. 40 80 tane daha hayt toplarsam
Bu işler tam olacak. Ne var yakınlarda? Trike var. Şurada aradığım iki dinozor da var. Efendi, efendi, efendi pisledi oraya. Vallahi helal olsun. ...16 ay çıkardı. Sağlık olsun. Buradan da devam ettik. 40 aydımız daha oldu. Ağaçları mı yıkıyorsun sen? Vallahi ağacı yıktı demin ya. Ezdi resmen ağacı. Aha bir dilo. Günlerdir dilo görmemiştim. Hemen yiyeyim onu. Etrafımız kaplumbağa dolu. Peki kaplumbağayı acaba kaplumbağa kitin keratin falan veriyor ya, hide veriyor muydu onu tamamen unuttum ya. Bir yerimde hatırlayalım. İnşallah benim üstte dinozorlar sapıtmadı. Yok, sapıtmadılar. Dinozorla dinozor savaşında sapıtmıyorlarmış demek ki. Veriyormuş hide. Üzülerek kaplumbağanın hide verdiğini öğrenince diğer kaplumbağaya doğru halleniyorum. Böylece efendi de efendi gibi level'ını atladı. Plumino Scorpio Saddle içinde yeterince materyalimiz oldu. Diyeceksiniz ki yeterince materyalin olmadı, fiberin yok. Bizim için en küçük problem. Yapacağım şey şu ama şimdi benim. Şurada yüksek dozlu değil de düşük dozlu uyuşturucu hangisiydi ha? Şunlardan bir tane görmüşken dayanamam. Buraya doğru mu geliyorsun sen? Oo. Gama göz çıkarmaya başladı. O ne be? Vuramadım mı ben o kuşu? Vallahi vuramamışım ya. Aptal kuş. İçin daha güzel, günün daha aydınlık, daha ışıklı bir anını bulmam lazım. Aa, ama senin yaptığın ayıp şimdi. Base'imin içine girmişsin. Bu saatten sonra senin bunu yemen lazım. Ne? Ohohoho. Şu anda üzüntüden öldüm. Tanıyacak rifle ne kadar dandik bir silahmışsın. İmleç tam hayvanın üzerinde duruyordu ya. Neyse, daha fazla ısrarcı olmayalım. Bilahare eğitiriz onlardan. Güneş doğdu diye güvenip ben de gamayı kapattım ama sağ olsun güneş bizi madara etti. Şuradan bir odun alalım. Fulmino Scorpion niye bir tane? Tamam, fiber yetmiyor da hide da mı yetmiyor? Bir hide mı? Arkadaşım, sen iyi değilsin. Bir hide yüzünden bana böyle bir yamuk yapamazsın. Al fiber de yeter. Bir sürü de fiber vereyim sana. Ya benim şuradaki bir dinozoruma bakarsam kesin üzerinden hide çıkar yani. Birinden birinde hide vardır. Hiçbirinde olmama imkanı yok ki. Erken hiçbirinden çıkmıyormuş şimdi.
Otçul dinozorlara hayır için bakmak zaten biraz garip bir hareket ama ne yapalım? Bence Bruce'tan çıkacak. 129 tane çıktı ya. Bir değil, iki değil ya. Canım benim, gözüm Bruce. Bruno Scorpion Craft. Ha biz demin basınca bu kullandığımız paraşütle bir tane paraşüt yaptı. O yüzden haydımız eksildi. Evet kardeşlerim. Pulmino Scorpion'larımıza da saddle'larımıza taktık. Benim ağırlığımı taşıyabiliyor mu? Taşıyamıyor tabi. Kütle gibi oturdu yerine. Güzelim sen şöyle bir in. Şöyle yürü. Diğer Pulmino Scorpion'a da ne kadar orijinal renklerde bu arada hayvanlar ya. Bir tanesi tamam neyse de gerçi o da vücudu mor, bacakları kırmızı. Bunun kendisi siyah, kırmızı, pençeleri mor. Bir garip hepsi. Evet, Pulmino Scorpion yani akrep tame'leyeceğiz demiştik kardeşlerim. Bu videomuzdan önce tame'ledik. Dragon'ı göstereceğiz dedik, gösterdik. T-Rex'in gözünü boyamak, yukarıdan atlamak. Efendime söyleyeyim, patch'te gelen yeniliği ben size gösterdim. Şu küçük kuşu, Diomorphon'u alıp fırlatabildiğinizi. Yine bir sürü şey yaptık videomuzda. Artık yapamadığımız geri kalan bütün her şeyi ve gelecek peşteki yenilikler de eğer yetişirse bir dahaki videomuzda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.